Tıpkı bir hayvan sürüsündeki gibi damgalanmış e, koyunlar gibi şu anda insanlara e, dijital olarak damgalanıyor. Ve o süreç başladığı zaman şu söylenecek. Çünkü nakit kullanımı reddediliyor. Nakit ortadan kaldırdıktan sonra bu sayıya yani deccalın sayısına sahip olmayan hiç kimse ne bir şey satabilecek ne de bir şey satın alabilecek. Sistemin dışındasın diyor fişini çektim diyor. Bu sayı, bu dijitali dijital kimlik işte digital Hı. ID ve digital wallet hepsinin algoritması hazır. Amerika'daki uygulaması MIT'de yazıldı. Kendileri bunu açıkladılar. Avrupa Birliği'nde az önce söylediğim digital green sertifikatı protokol olarak altına imza attılar Temel, ana, ana hatları genel çerçevesiyle. Şimdi onun nasıl işleyeceği üzerine e, çalışılacak. Dünyanın her yerinden örnekleri var bunun. Ve gümbür gümbür geliyor bir şey. Evet. Ama... Evet. E Yine bir iki seyirci soru sormak istiyorum. <laughs> Çok eğlenceli bir Nick Cavit 19, <laughs> Covid 19 herhalde evet, ithafen. Evet, evet. Diyor ki neden bu nüfusu indirmek istiyorlar tek dünya devletinde? Ee, bir soru daha var. Birbiri, çünkü bağlantılı aslında. Ayça Hanım demiş ki benim anlayamadığım insanın dünyanın kaderini değiştirenler nerede tamam diyecekler? Yani bu bir doyumsuzluk mu? Sadece tek bir amaç uğruna mı insanlığı harcıyorlar? diye sormuş. Hani amaç tanrılaştırmak. Bize bu diye soruyu soran ekleyeyim. izleyicimiz eğer İstanbul'da oturuyorsa, İstanbul trafiğine çıktığı zaman, arabayla çıktığı zaman e, aslında birazcık düşünse herkes bu veya örnek yani biraz da Hı -hı. bir espri olarak latif olarak da söylüyorum. Bu soruyu hemen kafasında bir şimşek çakar çıkabilir. Ya niye bu kadar çok insan var? diyebilir. Bu ne kalabalık yahu neden diye. Neden bu kadar kalabalık? E neden? Çünkü bu insanlara ihtiyaç var. Şu anda bütün bu insanlar üretim süreçlerinin bir parçası olarak hayatın içerisinde rollerini sürdürüyorlar. Ama bu sistemi kurgulayanlar açısından yarının dünyasında işte bu endüstri 4.0 olarak konuştuğumuz yapay zekanın sistemlere daha fazla dahil olduğu ve daha az sayıda insana ihtiyaç olduğu bir dünyada ve büyük bir kitlenin de kendi işte sözde kendi verdikleri evrensel temel gelirle hayatını idame ettirdiği sırf kendilerinin başına bela açmasın diye bir tehdit olmasın diye o kitle yani niye var olmasın bunlar demez Gireksiz mi görüyorlar. demez mi bu tabii. tabii ki bunu diyecek yaşayan tabiatı bunu gerektiriyor biz insanlar olarak da zaten bunu bizim bir alt türümüz alt türlerimiz olan hayvanlar için zaten demiyor muyuz bugün dünyada yaşayan at sayısıyla yani at nüfusuyla Yüz yıl önceki at nüfusunu karşılaştırdığımızda aynı sayı değil. olabilir mi? Hayatımızın içindeydi. Biz onları kullanıyorduk yüz yıl önce. Çok daha fazla kullanıyorduk. Şimdi sadece hobi amaçlı. İhtiyacımız kalmadı. Sayıları da azaldı. Yani sistemin kurgulayıcıları açısından karşısındaki canlının insan mı veya hayvan mı olduğunu önemi yok. Bir canlı var. O sadece yani gerekli mi, gereksiz mi bütün bu ona ilişkilerde bakıyor. Yani bu insan ilişkilerinde de böyledir. İnsanın hayvanlarla olan ilişkilerinde de böyledir. İnsanın makineyle olan ilişkilerinde de böyledir. Köle ve efendi ilişkisi üzerine kurulur. Bütün sosyal yaşam. Yani fayda elde etme. Dünyada insan her şeyi bir fayda elde etmek için yapar. Bunu bilmeden de yapıyor olsa yine bunu fayda elde etmek için yapar. Bir insana bir iyilik yapıyorsa bunu da fayda elde etmiyorum diye düşünmesin. Ediyor, emin olsun ediyor. Psikolojik tatmin her zaman bir faydadır. Oradaki işleyen e, psikolojik süreçler de e, kimyasal reaksiyonlarla işte ortaya çıkan mutluluk hormonu, endorfin, dopamin vesaire bütün bunlar için yani hep işleyen bir fayda mekanizması vardır ve insan ilişkileri de bunun üzerine kurulur. İşte o açıdan baktığımız zaman yani insanların e, tarlalarda işte ulaşımda birçok yerde hayvanlara nasıl kullanmışsa bu ilişki üzerine oturmuşsa bu da bunun gibidir. O yüzden e, bu politikanın adı da koyulmuştur, bu doktorize edilmiştir. Yani 18. yüzyıla gittiğimiz zaman e, meşhur iktisatçı Malthus'un e, aritmetiğini de yazdığı bir politikadır. öjeni Özeniks'tir yani bu. İnsan nüfusunun azaltılması gerektiğini savunan bir anlayıştır ve bugün hakim olan da bir anlayıştır bu anlamda baktığımız zaman. Malthus der ki yani biz bugün çok garip de gelebilir ama bunu açık 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 şöyle der. Kamu yardımlarına devletin fakirleri doyurmasına karşı çıkar. Yani mantıksız, saçma sapan bir şey ama karşı çıkar ve bunu da şöyle açıklar. Der ki bunlar ölsünler toplum daha da ilerler diyor, zayıf bireyler ölsün, gitsin. Bu daha darwinist ayarlı. ideolojidir. Çünkü Darwin'in getirdiği yaklaşımda ortaya koyduğu e, modelde şu vardır: doğal seleksiyon diye bir şey koyar. Bu, Hı -hı. bu doğal içerisinde zaten var olan bir şeydir. Evrimi açıklamak için koyar. Aslında evrimi açıklamaz. Tam tersine çürütebilir de yani onu nereden baktığınıza da bağlı. Der ki doğal seleksiyonda yani doğal seçilimde bir sürüdeki bireyler zayıf olanlar elenir. Doğal elenme, doğal seçilim dediği şey gider. o odur yani doğal natural selection. Vahşi hayvan geldiği zaman aslanlar, ka, kaplan, işte, jaguar, leopar neyse saldırdığı zaman işte bir şey o sürü içerisindeki en zayıf birey, hasta birey, zayıf olan, yaralı olan şu olan, bu olan onu yakalar, onu yer. Böylece o hastalıklı olan şu e, zayıf bireyler elenmiş olur. Geriye genetik olarak ee, daha mi? güçlü bir şey kısım kalır ve bunlar varlığını o türün varlığını devam ettirirken aynı zamanda geliştirir de işte bunu evrime yorumlamış falanmış bilana. Ama şeyin getirdiği e, Malthus'un da Darwin'den alarak getirdiği o doğal seleksiyonu insan hayatına uyguladığı zaman der ki ya fakirler ölsün der ya bunlar toplumun zayıf bireyleri Toplum daha da güçlenerek gelsin. Yani ve bu politikanın adı da ejenedir. Ve bunu da şuradan yola çıkarak söyler ki kim e, Buna da deli demesinler diye der ki bir hesap yapar, bir matematiksel hesap yapar. Malthus aritmetiği denir buna. İnsan nüfusu artıyor. Evet, buğday üretimi de tarımsal üretim de artıyor. Ama bu ikisine birbirine oranladığımız zaman bunların artış hızı aynı değil. İnsan nüfusu daha da artıyor. O zaman bunun doğuracağı matematik sonuç, mutlak sonuç şudur diyor. Bir gün gelecek ki dünyada diyor. Bunun hesabı önemli değil ne kadar zaman oldu. Bir gün olacak diyor. Dünyanın doğal kaynakları, gıda kaynakları insanlara yetmeyecek. İnsanların sayısı çok fazla olduğu için e, o zaman bu aç olan insanlar ne yapacak? Birbirlerini yiyecek. Yani savaşacaklar. Ve öyle bir yer gelecek ki açlık savaşları başlayacak ve insanlar birbirini yok edecek diyor. Hatta Dembra'nın Inferno kitabının kurgusunun temel şeyi buydu. Öjeni politikası üzerine kurmuştu ve bunu öyle de bir anlattırıyordu ki kötü adamı kahraman gibi gösteriyordu kitabında. Hatta filmine de bu biraz yansımıştı. Yani kitap çok daha detaylıydı. Filmde oradaki şeyi alamıyoruz. Kitabı okuduğun zaman diyorsun ki yani aklını oraya teslim birçok kişi teslim ederek okuyabilir yani onu. Ya bu adam haklı ya o kötü adam var ya bütün dünyayı yok etmek <laughs> istiyor. Bir virüsle bütün dünyayı yok etmek istiyor. O virüsü de İstanbul'a getiriyor. İstanbul'dan say şey yapıyordu. Yerel vatan sarnıcından evet. yayacaktı ya dünyaya. Ya evet. aslında bu adam kahraman ya katil matil değil dedirtecek. yapıyor Öyle şeyler getiriyordu işte bu örneklerle şeyi de getiriyordu. Diyordu ki o kötü adam dünya diyor senin elinde diyor bir şey var bir tane düğme var diyor. Düğmeye basarsan bir milyon kişi ölecek. Şimdi basarsan bir milyon kişi ölecek. Ama basmazsan bir yıl sonra 1 milyar kişi ölecek. Hadi ne buyur. yaparsın? Yani öyle bir yerden yakalıyor ki. O Nasıl yüzden diyor işte bu öjeni işte ötemenini buradan alıyor. Ve şu anda bunun propagandasıdır işte bu infernoların çekilmesi, bu kitapların yazılması, ondan sonra e, bu bu hanedanların mensuplarının ortaya çıkarıp dünya nüfusunu azaltmamız gerekiyor diye açık açık utanmadan Söylüyor bunu söyleyebiliyor yani. olmalarını cesaretini şeyini veren bu fikirsel altyapı oluşturmuş öjeni e, düşüncesidir. Bunu ortaya koyuyor. Ve işte o evrensel temel gelirle belli bir süre kontrol altında tutan kendi açılarından güvenliklerini sağlamak için o kitle devam ederken iyi de ne kadar devam etsin diyor diyecek bunu. E, diyorlar yani. İşte orada öjeni politikaları devreye giriyor. Onların nasıl uygulanacağı, ne şekilde bu insanların elimine edileceği, yok edilmesi istendiği ayrı bir tartışma konusudur. Bilmiyorum. Bilemeyiz, göreceğiz yani bunu. Bu Bunlar yavaş yavaş gündeme gelecek. Ama yine bunun geleceğini de, yani mesela bu göç hareketlerinden bahsedip bundan konuşmuştuk. Bir milyar insanın, bir kitlenin mobilizasyonundan, bir mülteci hareketinden. Devasa yani filmlerde bile göremeyeceğimiz devasa bir e, kitlesel hareketin kavimler göçünde görmedik yani biz böyle bir şeyi. <laughs> e, bizim önümüzdeki önümüzdeki 10 yıl içerisindeki 10 yıllık süreçte böyle şeyin olacağını e, yine bu küresel kuruluşlarının biz raporlarında görüyoruz. Ve 1 yani, milyar kişi Özenin, yer değiştirecek diyordu, bir değil mi? diyor. 1 milyar yani diyor. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Ne olacak? Yani, kavimler göçü gibi yani, bir şey oldu işte? Hep söylüyorum yani biraz daha e, otursun insanların altında diye. Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı 80 82 milyon civarında. Yani 11-12 tane çarp yani çarpın Türkiye nüfusu yani. Dünya nüfusu 7.9 milyar. Çok büyük bir rakam yani. Bunu yazdılar. Ya, Dünya Ekonomik Forumu bile bunu yazdı koydu. Rand Corporation raporunda da var. E, Global Trends'te var. Rakam vermedi bu böyle bir şey olarak ama aynı bu tüm bu şeylerin e, raporlardaki şeyleri verileri doğruladı. İşte orada Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi, SDG programının devreye girmesi, dijital ID'lerin ve dijital finansal erişimin mutlaka 2030'a kadar sağlanması ve bu, bu mülteci krizinin de bu şekilde çözülmesi gerektiğini yazdı. Amerikan İstihbarat Örgütleri Birliği'nin raporunda bunlar yazıldı. Ya bunlar boşuna yazılmıyor. Yani. Boşuna yazılmıyor. Bunlar konsp konspiratif bir şeyden bahsetmiyoruz.